özel bir sigorta şirketinde üst düzey yönetici olan Ayşe Hanım'la sigortaya yönelik keyifli bir sohbeti gerçekleştirdik. Efendim, sigortayla ilgili hepimizin aklına gelen bir takım bilgiler var. Ancak biz bugün sigorta hakkında bilinmeyenleri ve merak edilenleri konuşacağız. Bunun için de yanımızda özel bir sigorta şirketinde üst düzey yönetici olan Ayşe Garde var. Hoş geldiniz Ayşe Hanım stüdyomuza. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Siz? Ben de çok iyiyim. Çok güzel bir enerjiyle aslında geldiniz. Hoş geldiniz bir kez daha. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Hoş buldum. Aslında baktığımız zaman sigortaya gönül vermiş de bir isimsiniz. Şöyle bir geçmişe götürelim sizi. Nasıl başladınız, meslekle nasıl tanıştınız? Aslında sigorta sektörüne girişim çok enteresan oldu. Bana üniversite yıllarında sorulsa hangi mesleği seçeceksin diye herhalde sigorta asla aklıma gelmeyecek bir sektördü. Ama 1997 yılında Amerika'ya gittim ve San Francisco şehrine yerleştim. Bu esnada açıkçası sigorta sektörünün daha önce düşünmediğim belli özellikleri bana çekici geldi. Ve hayatın daha başında olduğum için de bu özelliklerin başında aslında biraz da stabil ve oturmuş bir sektör olması geliyordu. Dolayısıyla bir yerinden 90'lı yılların sonunda girerek sigortacılığa başlamış bulundum. O günden bugüne de aslında hiç kopmadan devam ettiniz. Evet, o günden bugüne hiç kopmadan devam ettim. Şimdi sigorta şirketleri ürünlerini, ki bunlar bildiğiniz gibi teminatlar, sigorta poliçeleri, direkt olarak satmaktan çok aracı kurumlar vasıtasıyla ulaştırırlar hem bireylere hem kurumlara. Broker da bunlardan biridir. Kurumsal şirketlerin sigorta ihtiyaçlarını yönetmek için tesis edilmiş bir kurum diyebiliriz. Ben önce broker tarafında başladım ve müşterinin ihtiyaçlarını anlayarak birden fazla sigorta şirketine yönelerek bu ihtiyaçlara uygun sigorta programları düzenlemekti ana görevim. Ve sonrasında orada pek çok sigorta şirketiyle çalıştım broker tarafındayken. Yani ben onlara ihtiyaçları iletiyordum, onlar bana tekliflerini geri getiriyorlardı. Ben bu teklifler içerisinde sigortalı, potansiyel sigortalıya en uygun olacak teklifi sunuyordum. Yani bu şekilde ilerleyen bir süreçti. Türkiye'ye döndüğümde ki 2007 yılında döndüm. Şu anda zaten aynı kurumda üst düzey yönetici olarak devam ediyorsunuz. Şimdi baktığımız zaman aslında sigorta kavramına hiçbirimiz yabancı değiliz. Fakat alt branşlarına daldığımız zaman çıkamıyoruz içinden. Sizin çalıştığınız kurumun da lider olduğu sigorta branşları var. Dilerseniz biraz o konuya temas edelim. Türkiye'de şimdi biz sigorta dediğimizde herkesin ilk aklına gelen oto sigortaları, yani nedir bunlar? Zorunlu olan trafik sigortaları ve kasko sigortaları gelir. Pek çok şirketin de portföyünün önemli bir bölümü oto sigortalarından oluşur işin açıkçası. Fakat biz Gulf Sigorta olarak biraz bu çemberin dışında bir yerde yer alıyoruz ve o şekilde devam ediyoruz. Stratejimiz de bunun üzerine kurulu. Bizim portföyümüzde demin de bahsettiğiniz tüketici elektroniği koruma programları daha önde yer alıyor. Bu ne demek? Diyelim ki bir cep telefonu satın aldınız. Bugün cep telefonu hepimizin hayatında çok vazgeçilmez bir artık unsur haline gelmiş durumda. Kurlara bağlı olarak da her geçen gün değerleniyor. Kesinlikle, kesinlikle öyle. Bunun dışında yine hayatımızda her gün hepimizin kullandığı, farklı yaşlarda pek çok insanın kullandığı tabletlerimiz, laptoplarımız, bunların hepsi tüketici elektroniği. Bunun daha devamı da var. Beyaz eşyalar, işte diğer kullandığımız ev elektroniği vesaire. Biz şirket olarak sektörde lider olduğumuz bir alan bu tüketici elektroniği ve cep telefonlarının sigortalanması. Bu ne demek? Kullanıcıya ait bazı beklenmedik durumlar, kazalar, kazayen kırılma, işte telefonumuz diyelim ki cebimizden düştü, birdenbire ekranı çatladı. Telefonumuz havuza giderken heyecanlandık, arkadaşımız hadi atla dedi, şortumuzun cebinde telefonumuz vardı gibi gibi durumlarda bizim sigorta programlarımız tüketicimize bir koruma sağlıyor ve cep telefonunun hasarlansa dahi doğru tamir ağlarında, doğru bir şekilde, doğru zamanda, belli standartlar çerçevesinde tekrardan hayata döndürülmesini sağlıyor açıkçası. Bence
Gerçekten önemli bir ürün ve çok önemli bir hizmet diye düşünüyorum. Evet, bunun akabinde aslında buna bağlı olarak dev dediğimiz teknoloji şirketlerinde kullanıcılara verilen sigortayı da aslında sizler sağlıyorsunuz. Ve gerçekten en önemli, en ihtiyaç duyulan sigortalardan da bir tanesi. Bu çünkü tüketici bazlı gelişen durumlar. Dediğiniz, bahsettiğiniz örnekler çok güzel örnekler. Gerçekten bunları yaşamayanımız yok. Dolayısıyla ardı arkasına gelen maddeleri de bir yere bırakmış oluyoruz. Bu sayede galiba birçok kullanıcıya da siz direkt olarak ulaşmış oluyorsunuz. Kesinlikle öyle. Dediğiniz çok doğru. Türkiye, arada küçük böyle bilgiler de vereceğim seyircilerimiz için. Şimdi Türkiye asıl olarak, yani bütün sigorta prim üretimine baktığımızda hala acente kanalından, biliyorsunuz hepimizin bir işte Ahmet abisi vardır, işte Mehmet Bey vardır, yıllardır çalıştığımız özellikle bireysel sigortalarımız için, kurumsal da olabilir tabii ki, büyük şirketlerin de captive dediğimiz kendi acentelikleri var. Şirketin tüm kurumsal sigorta ihtiyaçlarını karşılamak, analiz etmek ve yönetmek amaçlı. Biliyorsunuz artık risk yöneticisi diye bir kavram var hayatımızda. Her şeyde olduğu gibi bu alanlarda da daha derinleşmek, doğru programları, doğru primlerle almak çok önemli. Şimdi Türkiye'de de biz hem acentelerle, demin bahsettiğimiz brokerlarla ve sizin söz ettiğiniz Türkiye'de kendi alanında sektör, tüketici elektroniğinde lider, çok önemli iş ortaklarıyla çalışıyoruz. Yani bizim aslında bakış açımız şu şekilde. Kim ihtiyacını, sigorta ihtiyacını hangi kanal üzerinden karşılamak istiyorsa biz şirket olarak o kanalların hepsine hizmet vermeye açığız. Bugün birebir artık mesela yeni nesil, benim 16 yaşında bir oğlum var. Zannetmiyorum ki ne acenteye, ne brokera, ne de belki bizim birlikte çalıştığımız bir iş ortağına gitmektense belki bu ihtiyaçlarını direkt olarak dijital bir platformdan karşılamak isteyecek. Yani dolayısıyla biz bu değişen dinamikleri ve farklı tercihleri de göz önünde bulundurmak zorundayız. Demin bahsettiğimiz sigorta çeşidi, yani telefonlarımız için kazayen kırılma sigortası, örneğin bizim dijital bir platformumuzdan da direkt olarak satın alınabiliyor. Bu ne yapıyor? Sizin telefonunuzu uzaktan, açıkçası bir nasıl doktora gidip muayene olursunuz, uzaktan biz bazı testlerle telefonunuz sigortalanabilir durumda mı diye buna bakıyoruz. Ve size bir anında prim veriyoruz. Eğer ekranınız zaten kırık değilse veya telefonunuzun bazı ana fonksiyonları çalışıyorsa, yani arzu eden tüketici buna direkt olarak da ulaşabiliyor. Süper. Bizim stratejimiz ve bakış açımız bu şekilde. Yani aslına baktığımız zaman Z kuşağında yakalayan kriterlerden bir tanesi. Sizin avantajlarınız oldukça fazla. Bunları sayacak olursak en önemlisi ve en detaylı olanı da galiba deneyim ve tecrübeleriniz. Çünkü hem yurt dışı bazlı hem de Türkiye içerisinde birçok tecrübe ediniyorsunuz. Bununla birlikte de sigorta çeşitleri galiba artarak devam ediyor. Kesinlikle öyle, çok haklısınız. Şimdi değişen ihtiyaçlarla birlikte sigorta ürünlerinin içeriği, kapsamlar, risklerimizdeki değişiklikler vesaireler de paralel olarak değişiyor. Dolayısıyla biz bundan 20 sene evvelki programlarla devam etme şansına sahip değiliz. Biz de sigortalarımızı hem kurumsal hem bireysel, yani gerçekten can kulağıyla dinleyerek burada artan riskleri ne, yeni riskleri ne? Örneğin şimdi siber riskler var. Evet. Neden? Çünkü dijital platformlarda pek çok bilgi alışverişi yapılıyor. Dolayısıyla biz de hayatta kalmak istiyorsak açıkçası dinamik bir şekilde çevremizde olup bitenleri izleyerek ona uygun ürünlerimizi revize etmek durumundayız. Evet. Ve biz de bunu yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Ayşe Hanım, aslında tehlikeler çok büyük ama buna istinaden primler de oldukça düşük. Yani izleyicilerimizin korkutacak hiçbir soru işareti yok. Bu da çok önemli bir nokta bence. Türkiye'de biraz da sigorta bilincinin düşük olması nedeniyle ilk odak noktası prim oluyor. Yani herkes diyor ki, aa geçen sene ben atıyorum X lira ödemiştim. Bu sene eks artı 10 olmuş. Neden? Şimdi bunun pek çok nedeni var. Bir iş yerinden örnek verelim. Diyelim ki siz 100 tane çalışanı olan bir iş yerisiniz. Ve sizi farklı branşlarda sigorta programınızı oluştururken bizim baktığımız branşa göre kriterler var. Sizin çalışan sayınız var, sizin cironuz var,
bulunduğunuz bina var, kaç metrekareye yayıldığı, bunun adresi, hangi deprem bölgesinde sel riski var mı, sorumluluk, üretim yapıyor musunuz orada gibi gibi sayısız. Yani eğer bir üretim yapıyorsanız ve bu ürettiğiniz mallar bir yerden bir yere nakliye oluyorsa vesaire gibi. Şimdi biz primleri hesaplarken burada riskin artıp artmadığına bakıyoruz. Şimdi halbuki sigortalı olduğu yerden biraz daha düz bir mantıkla ilerleyerek diyor ki biz geçen sene 100 bin lira vermiştik, niye şimdi 120 bin lira veriyoruz? Oysaki cirosu artmış, oysaki üretim yaptığı ya da ihracat yaptığı yeni ülkeler işin içine girmiş, operasyonları genişlemiş gibi gibi. Yani bir programa bakarken ilk değerlendirme noktamız prim olursa uzun vadede biraz zararlı çıkabiliriz. Bunun için donanımlı yerlerden donanımlı bilgiler alarak aslında sigorta yaptırmak her daim insan için daha faydalı olacaktır. Kesinlikle öyle. Burada aracının rolü ve önemi de çok önemli. Çünkü aracınız size bu konuda gerekli yönlendirmeleri, doğru yönlendirmeleri, hangi kriterlere bakarak programı değerlendirmeniz gerektiğini söyleyecektir. Peki aslında size şunu da sormak istiyorum Ayşe Hanım. Siz bu kadar sigortanın içinde olan bir birey olarak sigortalı mısınız, sigorta yaptırıyor musunuz? Bunun cevabını öğrenmek isterim. Yıllardır sigorta yaptırıyorum. Özellikle konut sigortası bence çok önemli, herkesin yaptırması gerekli ve çok da faydalanıyorum. Örneğin bir konut sigortasında o kadar çok bize fayda sağlayacak teminat mevcut ki. Örneğin anahtarınızı evde unuttunuz, gecenin bir yarısı içeri giremiyorsunuz. Halbuki sigorta poliçeniz varsa burada bir çilingir hizmetini ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz. Ya da evinizde bir misafir var, beklenmedik bir şekilde yemekten bir zehirlenme söz konusu oldu. Hızlı bir şekilde bir numarayı arayarak evinize ambulans servisi alabiliyorsunuz. Ayşe Hanım çok teşekkür ediyoruz bugün konuk olduğunuz için. Çok teşekkür ediyorum ben de nazik davetiniz için. Peki. Evet sevgili izleyicilerimiz, bugün özel bir sigorta şirketinde üst düzey yönetici olan Ayşe Hanım'la birlikte sigortanın önemine bir kez daha vurgu yapmış olduk. Kendisine teşekkür ediyor. Sözü yeniden İvan'a Sert'e bırakıyorum.